bölümüne kadar Terzi Alan beldesinin birinci parçası olan Terzi Alan köyünün tarihi gelişimini izlediniz. Bundan sonraki bölümümüzde ise Terzi Alan beldesini oluşturan diğer parça olan Süleköy'ün tarihi gelişimini araştırıp bulmaya çalışacağız. Kameraman arkadaşım Salih Karabacak ve yardımcımız Orhan Tekin bu kaseti sizler için hazırlıyoruz. Süleköy Bulgaristan'ın Osmanpazar ilçesinin Balabanlar köyünden gelen 5-6 hane ile burada bulunan yerli halktan oluşan bir köy. Bugün resmi kayıtlarda ve halk dilinde köyün adında bir değişiklik yoktur. Resmi kayıtlarda Süleköy, halk dilinde ve yörede de Süleköy olarak bilinmektedir. Bir rivayete göre ise Suluköy adını zamanla yani 1878 Osmanlı-Rus Savaşı halk arasında 93 Harbi olarak bilinen tarihi olaydan sonra adını değiştirip bugünkü şekliyle Süleköy olmuştur der. Köy gerçekten Kaz Dağı'nın bir kolu olan Katran Dağları'nın Kızılcık Tepesi eteğinde ve Kızılcık Deresi kenarında çok eski yıllardan 5-6 hane olarak kurulmuştur. Bu 5-6 hane köy gerçek sahipleri ve yerli halkıdır. Bunlar Adiloğulları, Azizoğulları, Macarlar, Çakmakçılar, Tatarlar ve Kayışlar. Bugün için köyde karşılıklı evlenmeler nedeniyle 1878'de gelen aşağıdaki muhacir halk bir arada yaşamaktadır. Bu muhacir aileler Kirazlar, Çobancıklar, Ahmet Ağalar, Kör Ahmetler aynı zamanda Yürükler ve Hacı Davutlardır. İşte 1878 yıllarında köy 5-6 hane yerli halkla yaşarken Balkanlardan gelen göçmenlerin akımına uğramış. Köy halkı, köy nüfusunun artması için Balkanlardan gelen bu 5 haneli göçmen akımını bağrına basmış. Bu 5 haneye ev yeri ve çiftçilik için arazi gösterilmiş ve köyde hane sayısı 10-11'e yükselmiştir. Muhacir olan bu 5 haneyle yerli halk 6 aile kısa bir zamanda iktisadi ve sosyal yönden çok güzel kaynaşmıştır. Aradan 6 ay geçtikten sonra Balkanlardan gelen yeni bir göçmen akımına uğrayınca bu 11 aile yeni gelen göçmenlere karşı koymaya çalışmışlar. Bugün için Terzi Alan köyünün karşısında bulunan Çakmakçı namı ile bilinen bir sulu köylünün çayırına yerleştirilmiş. Fakat göçmenler çok akın ettiği için Çakmakçı'nın çayırına sığmayıp taşmışlar. 50-60 hane olunca sulu köy halkına karşı koyup
sulama bir yer olan ve Kızılcık Deresi'nin düz araziye kavuştuğu sulama için elverişli olan terzi alan denilen yere yerleşip derenin suyunu önce ambargo koyup daha sonra da suyun asil sahibi durumuna geçince sulu köyün akarsuyu yaz aylarında akmaz olmuş. Bunun üzerine de sulu köyün adı da değiştirilmiş. Esen suluydu, sulak yerdi anlamına gelen Süleköy olmuştur. Süleköy halkı terzi alan halkından 2 sene önce Bulgaristan'ın Osman Pazar ilçesinin Balabanlar köyünden gelip yerleşmiştir. Terzi alan halkı buradan geçerken Kocakalaycı bunların önüne baltayla geçmiş ve "Davran Zeynep, macırlar geçiyor" diye tepkisini dile getirmiştir. Ve bu halen bir espri olarak söylenmektedir. Köy dağınık olarak değil, toplu olarak yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Bugün birbirine dayalı ekli konutlar olduğu gibi iki konut arasındaki en uzak ara 30 metreden fazla değildir. Hatta bu nedenle köyde arsa sıkıntısı vardır. Gün geçtikçe artan köy nüfusu arsa sorunu diye bir sorun da beraberine getirmektedir. Bu yüzden de köy kenarlarında dahil arsa fiyatları oldukça yüksektir. Bu köyden Balkan Savaşı ve 1. Cihan Savaşı'na katılıp da tespit edilen şehitler ve gaziler şunlardır. Çakmakçılardan Yetim Süleyman, Maceroğullarından Ali, Azizoğullarından Osman ve Aziz, Çakmakçılardan Süleyman, Kopuk Halil, Adiloğullarından Mehmet, Osman Erkul, Zeybeklerden Cemali, Bilal Çavuş, Kuru İbrahim, Kiraz Ali, Recep Ağaların Bekir, Küçük Hasan, Koca Hüseyin, Çobancıkların Osman ve İsa, Ahmet Ağaların Ali ve Veli, yine Ahmet Ağaların Mehmet, Hafız Kadir, Molla Mustafa ve kardeşi Adem, Ahmet Dayıoğullarından Ahmet, Ahmet Dayıoğullarından Ali, Hacı Davut, Değirmenci İbrahim, Kayışlardan İsmail Onbaşı, ve İsmail Onbaşı savaştan döndüğünde sırtında kurşunla gelmiş ve bu kurşunu hiç çıkartmadan mezara böyle gömülmüştür. Koca Bekirlerden Bekir ve Abdurrahman, Bakkal Ahmet, Yetimin babası Ahmet ve İbrahim Çavuş. Terzi alan halkına arsa yeri veren Çakmakçı sülalesinden bugün hiç kimse kalmamıştır. Şu an ekranınızda izlediğiniz ev köyün en eski evlerinden biri olup yapım tarihi bilinmemekle birlikte Yunanlar tarafından yapıldığı söylenmektedir. Yok.
Çok eski ve bakımsız olan bu binada mimari özellik pek bulamadık. Ancak gördüğümüz bir baca, ki eski tabirle buna baca deniliyordu, bizim oldukça ilgimizi çekti. Bu bina Süleköy terzi alan yolu kenarında keskin virajı döndükten sonra her zaman görülmektedir. Köy, Kaz Dağı'nın bir kolu olan Katran Dağları'nın Kızılcık Tepesi eteğinde ve Kızılcık Deresi kenarında deniz seviyesinden 105 metre yükseklikte kurulmuştur. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Kızılcık Tepesi'nden köye doğru Asmalı Dere, Eğri Kabağaç, Karıncalı, Çolağın Köklüğü, Köklükler, Çampınar Tepesi, Karaçam, Orta Prem, Koca Bağ ve Pırnar Tepe'den sonra alçalarak köyün geçimi temin ettiği Kınıklar, Kalkancılar, Çam Tarlalar, Eğrekler, Mazı Dereler, Koca Tarlalar, Orman Tarlalar, Eleceler ve Arkaltı ile köyün kurulduğu yere gelinmiş olur. Köy zamanla taşabileceği düşünülerek Kızılcık Deresi'nin tam kenarına değil, bu derenin yaklaşık 15 metre yükselmiş olan güney batısındaki az dalgalı ve sağlam topraklı 100 dönüm kadar arazi üzerinde kurulmuştur. Köyün sağlam bir toprak üzerinde kurulduğu 1953 yılındaki büyük depremde yapıların az hasar görmesinden anlaşılmaktadır. Köyün hemen kenarında kuzeydoğusundan Kızılcık Deresi geçer. Bu dere kış aylarında Çampınar Tepesi'nde eriyen karlarla beslenen Kınık, Karaçam, Orta Prem ve Kocabağ Deresi ile birleşip Ada Deresi adını alan küçük bir dere ile beslenir. Kızılcık Deresi kış ve bahar aylarında yağış fazlalığıyla azgınlaşıp zaman zaman köyün koca tarlalar ve bükler mevkiindeki arazilerini tehdit etmekte, zaman zaman su baskınları olduğu bilinmektedir. Kızılcık Deresi'nin suyu yaz aylarında azalır ve terzi alan köyü tarafından sulamada kullanıldığında bu dere üzerindeki bir su değirmeninde kaldırılmıştır. Ekilen arazi isim ve etiketi altında düzdür. Yani arazi için verilen her mevki adı orada bir düzlüğün ya bir dere ile veya bir tepe ile sınırlandığını belirler. Köyde bulunan arazi köye çok yakındır. En uzak tarlaya yürüyerek 20 dakikada varmak mümkündür. 1977 yılı emlak beyan durumuna göre köyün yaklaşık 2000 dönüm arazisi vardır. Köye ait arazinin Mazı Dereler, Kınıklar, Kalkancılar, Eğrekler, Eleceler, Kumlu ve Kireç topraklardır. Koca Tarlalar, Bükler, Humuslu topraklardır. Eleceler, Orman Tarlalar ve Sayalar, Kirli topraklardır. Yeraltı zenginliği hemen hemen yok gibidir. Ancak Koca Tarlalar ve Bükler mevkiinde kuyular açılarak sulama yapılır. Sulama yüzeyde ve santrifüjlerle yapılır. Orman bakımından köyün hudutları içerisinde çok az bir orman vardır. Orman arazisi yaklaşık 8000 dönüm kadardır.
bu ormanlarda kerestelik orman kalmamıştır. Bir kısım orman arazisi orman işletmesi tarafından dikim yapılmıştır. Ancak Karaçam mevkilerinde çam ağaçları bulunur. Çam ağaçları yaklaşık bir dönüm kadar yeri kaplar. Orta Birem, Kocabağ, Çolağın köklü mevkileri Davulgu, Pınar, Meşe gibi küçük boy fakat seyrek ağaçlarla kaplıdır. Ormanda kıl keçisi ve koyun çok az da olsa beslenir. Tarlalık alanda ahlat ve armut ağaçlarına rastlanır. Ormandan baltalık olarak faydalanılır. Çok az da olsa tilki, çakal ve domuz gibi yabani av hayvanları bulunur. Köyde tarihi hiçbir yer ve yapı yoktur. Turistik bakımından sert bir içme suyu olan Karadere suyu bilhassa yaz aylarında çamdan ve suyun bulunmadığı yakın köylerden gelenlerle bir rağbet görür. Belirli bir sayfiye dinlenme ve eğlenme yeri yoktur. Ancak köy içi ıhlamur, akasya gibi ağaçları dikmek suretiyle köy meydanındaki boşluğa yaz aylarında dinlenme yeri olarak kullanılabilir. Köyün bağlı bulunduğu Çan ilçe merkezine uzaklığı 7 kilometredir. Çan'ın güneybatısındadır. Çanakkale'ye uzaklığı 76 kilometredir. Çan Yenice asfaltının 4. kilometresiyle Tepeköy Sıratı denilen yerde sağa ayrılınca karayoluyla 3 kilometre uzak Karakoca köyüne, oradan da 1 kilometre arayla köye ulaşılır. Süleköy'ü 1 kilometre mesafeyle Terzalan, 1 kilometre mesafeyle Çakılköy'ü karayoluyla, 15 kilometre mesafe dağ yoluyla da Yenice Saza köyüne bağlanır. Karayol devlet karayollarına bağlıdır. Yolun her türlü bakımını devlet karayolları yapar. Terzalan köyünün çok hareketli bir köy olması ve Terzalan köyünde çok bol araç bulunması köyün ilçeyle ulaşımını çok geliştirmiştir. Saat ve zamanlı taşların karşılıklı olarak bulunabileceği gibi günün 24 saatinde ilçeden köye, köyden ilçeye taşıt bulmak mümkündür. Yol 4 mevsimde açıktır. Köye ait arazi kirli topraklar üzerinde kiraya verilmektedir. Bu 30 dönüm kadardır. Orman baltalıktır. Mera ve yakacak olarak kullanılmaktadır. Mera çorak az da olsa koyun keçi beslenir. Merada az da olsa koyun keçi beslenir. Yollar imece ile onarılmaktadır. Köprüler köylüler tarafından yapılmıştır, geçit olarak kullanılır. Elektrik tesisleri 1969 yılında köy elektrifikasyonuna bağlanmıştır. Halen köyün tapusuz bir arazi üzerinde bir ilkokulu vardır. 1964 yılında tuvalet ve lojmanları ile beraber yapılmıştır. Ayrıca 1973 yılında biriketten köylüler tarafından bir ek dershane yapılmıştır. Anaokul tuvaleti ve lojmanlarının gerekli bakım ve onarımları yer ve zamanı geldiğinde yapılmaktadır. 1976 yılında bir ek dershane yapılması planlanmış ve bir yıl zarfında bu köylüler tarafından yapılmıştır. Okul devlet tarafından yapılmış olup iki dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. Bir esas, bir geçici olmak üzere iki derslik vardır. Öğretmen kadrosu 2, mevcut öğretmeni 2'dir. Okulun çevresi kısa ömürlü olan dizemelerle çevrilidir. Ve bunun muhakkak bir istinat duvarı ile çevrilmesi gerekmektedir. Okulun kullanılabilir bir lojmanı, elektriği, içme suyu, çok az kıraç da olsa bir uygulama bahçesi, yetersiz de olsa araç ve gereci vardır. Halk okula çok ilgi ve önem verir. Kız erkek ayrımı ilkokul için yapılmaz.
Bu çekimleri yaparken bize ilginç gelen bir eve rastladık. Bu evde köye ilk gelenler tarafından yapılmış bir ev. Ve en ilginç olanı da mertek girişlerinde metal çivi kullanılmamasıydı. Mertek ve çiviler ağaçtan yapılmış kama şeklindeki çivilerle birleştirilmişti. Şu anda evde yaşayan yok. Ancak bu evde yaşayanlarla yapılan görüşmede evin yapılış tarihini bilen de yok. Bina 3 oda, bir hayat ve bir de ahşaptan yapılmış bir balkondan oluşmakta. Mimari tarzı hakkında pek bilgimiz olmayan bu yapının ilginç olan yeri ise tavanın üstte olmasıydı. Bu binanın temellerinde bağlantı malzemesi olarak toprak ve saman karışımı harç kullanılmıştı. Duvarlar ise kiriş arası diye tabir edilen toprak ve ağaç karışımı örgüyle oluşturulmuştu. Köyde sağlık ocağı ve sağlık memuru yoktur. Grup olarak terzi alan sağlık ocağına bağlıdır. Eskiden hastalandıkları zaman ilçeye, diğer il ve ilçelere giderlerdi. Ancak terzi alan sağlık ocağı bu konuda büyük eksikliği doldurmuştur. Köyün içme suyu, Çan'ın 28 köyün de kapsamına alır. Karadere suyu şebekesine bağlıdır. Şu anda her evde Karadere suyu vardır. Köy kullanma suyunu kuyulardan temin etmekte. Yaz aylarında da bu kuyulardan sulamada yararlanmaktadır. Geçmişlerde bundan 58-60 yıl kadar önce köyde koca hastalık olarak bilinen kolera salgınından 31 kişinin öldüğü bilinmektedir. Eskiden olsa da bugün için hastalıklarla ilgili hiçbir kötü inançları yoktur. Ancak köy halkı nazar ve göz değmesine inanır. Köyde sulama suyu, büyükte ve koca tarlalar mevkine açılan kuyulardan santrifüjlerle temin edilen sulama aylarında akabilecek bir temin edilir. Sulama aylarında akar bir su yoktur. Köyün cemisi
1957 yılında, minaresi ise 1959 yılında köylüler tarafından yaptırılmıştır. Köyün yalnız kadrolu bir imamı mevcuttur. Müezzin ise yoktur. ...1990 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 212'si kadın, 202'si erkek olmak üzere 414'tür. Halk boş zamanlarını kahvehanelerde gazete okuyarak, televizyon izleyerek geçirir. Kış mevsiminde av gezintileri yapılır. Düğün ve bayramlarda mahalli oyun ve türkülerle değerlendirilir. Köyde, köye ait bir kahve vardır. Halk genelde burada toplanıp sohbet eder. Halk, tahıl ve diğer toprak mahsulleri üretimi işiyle uğraşır. Son yıllarda hayvancılığa da büyük önem verilmeye başlanmış. Bu yüzden iyi cins inekçilik yaygınlaşmıştır. Ayrıca köyde bir de tavuk çiftliği vardır. Evlenmeler genellikle görücü usulüyle olur. Önce oğlanın yakınları gidip kızın evini ve kızı görürler. Beğenirlerse aracı yani dünür gönderirler. Şimdi de Süleköy'ün son köy muhtarıyla görüşmek üzere köy muhtarlığına gidiyoruz. Ali Tekin, Süleköy'ün köy statüsündeki son köy muhtarıyım. 12 Aralık 1992 tarihinde belediye olma yolunda yapılan referandum sonunda köyümüz Terzialan köyü ile birleşerek Terzialan beldesi adı altında belediye statüsü hazırlanmıştır. Öncelikle bunun hayırlı olmasını dilerim. 1878 yılında 5-6 hanelik bir oba durumunda bugün çağın her türlü imkanlarına sahip bir belde olmuştur. Geçmişten bugüne
hizmete geçen herkese şükranlarımı sunarım. Böyle tarihsel bir belgesel kazılanmasını düşünüp gerçekleştirenlere de ayrıca teşekkür ederim. Memlekete hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla.